Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, lezzeti şahane bir pasta tarifiyle geldim. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bu tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Tarifime başlamadan önce beni nereden izlediğinizi videomun yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Uygun bir tencereye 1 litre sütü alalım. Sütün içerisine 1 su bardağı toz şekeri ilave edelim. Ardından 3 dolu yemek kaşığı unu ve 3 dolu yemek kaşığı nişastayı ekleyerek güzelce karıştıralım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 ml'lik olan klasik su bardaklarından. Kuru malzemelerle birlikte sütü karıştırdıktan sonra son olarak 1 adet yumurtanın sarısını ekleyelim ve karışım tamamen homojen bir hale gelinceye kadar güzelce karıştıralım. Bu aşamada karışımın içerisinde hiçbir şekilde pürüz kalmasın. Ardından ocağa alalım ve sürekli karıştırarak ocakta pişirelim. Kaynadıktan sonra ocaktan alalım ve içerisine 1 paket vanilya ilave edelim. Ardından 1 dolu tatlı kaşığı kadar da tereyağı ya da margarin ekleyerek tekrar güzel bir şekilde karıştıralım. Bu aşamada elinizde hangi bisküviden varsa dilediğiniz bisküviden ilave edebilirsiniz. Benim elimde kakaolu mini petbör bisküvi vardı. Bunun gramajı 165 gramdı. Bu bisküvi paketinin tamamını ekledikten sonra karıştırdım ve kıvamına baktım. Sulu kısmı biraz daha fazla, kremalı kısmı daha fazla olduğu için bir miktar daha bisküvi ilave ettim. Ortalama yarım paket kadar da sade petbör bisküviyi elimle bölerek ilave ettim. Yani toplamda 270 gram, 260-270 gram kadar petbör bisküvi kullanmış oldum. Az önce de belirttiğim gibi farklı bisküvi türleri de ekleyebilirsiniz. Önemli olan bu aşamadaki kıvamı. Bu şekilde kremalı kısmı azaldığında, bisküvi yoğunluğu arttığında istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Bu aşamadan sonra artık borcamı alabiliriz. Ben orta büyüklükteki kare borcamı da hazırladım. Boyutunu aşağıya da açıklamaya da yazarım. Hangi boyutta olduğunu. İçerisini ısladıktan sonra hazırladığım karışımı borcama aldım. Sonrasında borcamın her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde dağıttım. İlk olarak spatula ile dağıtmıştım. Sonra kaşıkla biraz bastırarak dağıtmanın daha iyi olacağını düşündüm. Üst kısmını daha pürüzsüz hale getireceğini düşündüm. Ardından kaşıkla biraz bastırarak borcamın her yerine güzel bir şekilde eşit bir şekilde dağıttım. Üzerini düzeltme işlemi bittikten sonra ilk olarak oda sıcaklığında soğumaya bırakabiliriz. Eğer çikolata sosu daha sonra ekleyecekseniz oda sıcaklığından sonra buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Diğer tarafta çikolata sosu için uygun bir tencereye 2 su bardağı sütü ekledim. Üzerine de 1 paket toz çikolata sosu, yani hazır pakette satılanlardan çikolata sosunu ekledim ve güzelce karıştırdım. Karışım aynı şekilde tamamen homojen hale geldikten sonra ocağa aldım ve sürekli karıştırarak kaynayıncaya kadar çikolata sosumu pişirdim. Kaynadıktan sonra ocaktan aldım ve ara ara karıştırarak soğumaya bıraktım. Tamamen soğuduktan sonra, oda sıcaklığına geldikten sonra çikolata sosumuzu kullanacağız. Bu aşamada ara ara karıştırmamız gerekiyor çünkü sıcak olduğu için üzeri kabuk bağlayabilir. Bu arada ben daha önce hazırlamış olduğum tatlımı buzdolabına kaldırmıştım odasına ulaştıktan sonra. Buzdolabından çıkardıktan sonra çikolata sosum da tamamen soğuyunca üzerine ekledim. Tamamen soğumasını bekleyin lütfen çikolata sosunuzun. Bu arada bu şekilde hazır çikolata sosu yerine krema ve çikolatayla hazırlayacağınız çikolata ganajı da kullanabilirsiniz. Onun da lezzeti gayet güzel olacaktır. Bunu da belirtmek istedim. Çikolata sosu da borcamın her yerine eşit bir şekilde kaşıkla dağıttım. Bu aşamadan sonra pastamızın sadece dinlenme faslı kalıyor. En az 3 saat kadar buzdolabında dinlendirmenizi öneririm. Ben genelde bu tarz tatlıları akşamdan hazırlayarak ertesi gün servis ediyorum.
Benim için çok daha pratik oluyor. Akşamdan oğlum uyuduktan sonra pastamı hazırlıyorum. Ertesi güne de sadece servis etmesi kalıyor. Benim için bu şekilde çok da pratik oluyor. Dilimledikten sonra üzerine dilediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Ben tozantep fıstığıyla süsledim. Cevizle, Hindistan ceviziyle, fındık, bademle de süsleyebilirsiniz. Birazdan sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Sunumu da, lezzeti de tek kelimeyle şahane oluyor. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ortadaki dilimler daha nizami bir şekilde çıkıyor tabii ki köşeye nazaran. İçerisinde yoğun miktarda bisküvi var ve kremamız koyu kıvamlı bir kremaydı. Bunun için kalıp şeklinde çıkıyor. Hiç şüpheniz olmasın kıvamına dair. Yapınca zaten bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Şöyle çatalla aldıktan sonraki halinde göstermek istiyorum. Gayet tok kıvamda bir pasta oluyor. Tek tek şekil vermekle uğraşmadan şipşak tencerenin içinde hazırlayıp borcamı alabileceğiniz bir tarif. Muhakkak deneyin derim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz, yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayıp yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde buluşmak ümidiyle, sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.